Gençliğin gözyaşları merhabalar. Olasılık ünitesine geçiyoruz arkadaşlarım. 29 numaralı ünitedeyiz. Vakit kaybetmiyorum. Hemen başlıyorum soruları çözmeye. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Bir madeni para arka arkaya 3 defa atılıyor. Arkadaşlarım örnek uzayını soruyor bize. Yani olması mümkün olan değerler ne kaç tanedir diye bir soru sormuş bize. Bir madeni parayı kaç kez atarsanız atın arkadaşlarım. Bakın altında zaten hocam da ipucunu yazmış. Madeni parayı attığında bir kere attığında ya yazı ya da tura gelecek değil mi dostum? Yazı ya da tura. İşte iki tane seçeneğim var önünde. Bir kere attığında iki seçenek. İki kere atacaksın, üç kere atacaksın. Kaç defa atarsan at kardeşim. Bunun cevabı 2 üzeri attığın sayıdır. 3 defa atıyorsam 2 üzeri 3. Yani 8 gelecek sorumuzun cevabı arkadaşlar. Hemen 2'ye bakıyoruz. Bir torbadaki 5 kırmızı, 3 beyaz top varmış. Tamam. Bu torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Deneyin örnek uzayı kaç elemanlıdır? Yani kısaca şunu soruyor bize arkadaşlarım. 8 tane top var. 3 tanesini seçeceksin. Kaç farklı şekilde seçersin diye bir soru sormuş bize. 8'in üçlüsü. Bunu da nasıl yapıyordum? 8 çarpı 7 çarpı 6, 3 defa açtım, bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şunlar gitti, 7 kere 8, 56 geldi. Bakalım bu amca ne diyor? Bir çift zar atılıyor diyor. Aşağıdakilerden hangisi bu deneyin örnek uzayının bir elemanı değildir? Arkadaşlar bağıra bağıra Bursa gözüküyor. Neden? Zarda en fazla 6 rakamı bulunur değil mi? 1'den başlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulunmalıdır. 7 bulunmaz. O yüzden cevap Bursa. 7 olan olmaz. Bu ne diyor? Bir madeni para ile yok. Bir zar ve iki madeni paranın birlikte atılması deneyinin örnek uzayı kaç elemanıdır? Şimdi bir zar atıldığında kaç durum var arkadaşlarım? 6 durum var. İki madeni para atıyorum. Madeni paralarda ne yapıyorduk? İki tane attığım için 2 üzeri 2. 4 durumda bunda var arkadaşlarım. 6 çarpı 4'ten 24 farklı durum söz konusudur diyebiliriz. Evet, alıyoruz 2'yi. Bakalım bu ne diyor. Şöyle odaklanma muhabbetine de ben bir bakayım. Tamamdır. 3 madeni para birlikte atılıyor. Bu deneyde paralardan ikisinin aynı, diğerinin farklı olması olayı kaç elemandır? Şimdi normalde şu son şartı koşmasaydı bize, biz diyecektik ki 3 para atılıyorsa 2 üzeri 3, 8 farklı durum vardır. Ama burada diyor ki, ikisinin aynı, yani mesela ikisi yazı geldi, biri tura geldi. Ya da ikisi tura geldi, biri yazı geldi. Böyle olması olayı kaç elemanlıdır diye soruyor. Tabi bunları şimdi diğer farklı seçeneklerini de yazalım. Şöyle de olabilir. Yazı tura yazı olabilir. Ya da tura yazı yazı olabilir. Şuna bakalım. Tura yazı tura olabilir dostlarım. Ya da yazı tura tura gibi 3 farklı seçenek bunda. 3 farklı seçenek bunda var. Toplamda kaç seçenek olur? 6 seçeneğimiz oldu. Geldik şuna. Bir madeni para ve bir zar atılıyor. Paranın tura. Paranın tura gelmesini istiyor. Zarın da çift gelmesini istiyor. Yani zar 2, 4, 6 gelebilir. Bir seçenek burada. 3 seçenek de burada var arkadaşlarım. 1 kere 3 ne yaptı bu sorumuzun cevabı? 3 yaptı diyebiliriz. İçinde 4 mavi, 5 beyaz top bulunan bir torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Toplardan birinin beyaz, biri beyaz olacaksa 5 beyazdan birini seçecekmişim ben. İkisinin mavi olma olayının eleman sayısı. 4 taneden ikisini seçecekmişim dostlarım. Hemen hesaplayalım. 5'in birlisini biliyoruz. 5. 4'ün ikilisini de biliyoruz dostlarım. O da 6'ydı. 5 kere 6'dan 30 geldi sorumun cevabı. Hemen şuna bakalım. Birbiriyle eş 4 mavi çanta ve yine birbiriyle eş olan 5 kahverengi çantadan rastgele ikisi alınıyor. Bu deneyde her iki çantadan da aynı renkte olması olayı kaç elemandır? Şimdi diyor ki bize ya 4 mavi çantadan ikisini seç diyor. Aynı renkte olacak diyor ya arkadaşlar. Ya da 5 mavi çanta, 5 kahverengi çantadan ikisini seçeceksin diyor.
Yani 4 maviden birini, 5 kahverengiden birini seçmeyeceksin diyor kardeşlerim. 4'ün ikilisi 6, 5'in ikilisi 10, topladım 16 geldi sorumun cevabı. 2'yi de gömdük, hemen 3'teyiz. Bakalım bu ne diyor. Bir vitrinde 4 farklı kırmızı top ile 3 farklı sarı top vardır. Bu toplardan ikisini satın almak isteyen bir çocuk kaç değişik seçim yapabilir? Şimdi 4 kırmızı top, 3 sarı top var. Yani toplamda 7 tane top var. İkisini satın alacak. Yani ikisini seçecek. Hemen 7 toptan ikisini kaç farklı şekilde seçer diye soruyorum. 7'nin ikilisi. Bu da neydi? 7'yi 2 defa aç, bölü 2 faktöriyel. O da 21 yaptı dostlarım. Sorumuzun cevabı. 2'ye geldik. Bir vitrinde 4 farklı kırmızı, 3 farklı sarı top var. Sarı top vardı. Aynısı. Farklı renkte 2 top alacak ol. He, bu sefer farklı renkte 2 top alacakmış dostlarım. Yani 4 kırmızıdan da birini alacak. 3 sarıdan birini alacak dostlar. Buna dikkat edelim arkadaşlarım. 4'ün birlisi 4. 3'ün birlisi de 3. 4 kere 3. 12 farklı seçim yapabilirmiş arkadaşlarım. Çünkü farklı renkte toplar alsın istiyor. Yani 4 kırmızıdan bir tanesini seç diyor. Ya da 3 sarıdan bir tanesini seçeceksin diyor. Peki bu da 12 idi cevabı. Ceyhan yani. Şuna bakalım. Bir vitrinde 4 farklı kırmızı, 3 farklı sarı top vardır. Bir çocuk bu toplardan rastgele ikisini satın alıyor. Peki. Aldığı topların farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Oo, olasılığa girdik bile yavaş yavaş. Şimdi arkadaşlar, olasılıkta şunu yapacaksınız. 4 top, 3 top da buradan 7 top var ya. Kaçını al diyor? İkisini. Olasılıkta kural şu. Olasılık şuna eşit. İstenilen durum, istenilen bölü tüm durum diyeceksiniz arkadaşlarım. Şimdi şunu soracaksın. Bu çocuk 2 top seçiyor da tüm durum nedir? 7 tane top var, ikisini seçecek. Bunu da birinci soruda bulmuştuk. 7 toptan ikisini seçmenin olasılığı 21. Olayı 21. Bölü 21 var o zaman. Tüm durum bu. 21 farklı, hiç böyle kural şart olmadan, yok ikisi aynı olsun, biri farklı olsun gibi seçimler yapmadan 7 toptan ikisini 21 farklı şekilde seçer. Şimdi istediği şeyi bakalım. Ne diyordu? Farklı renkte olmasını istiyor bizden. Farklı renkte olması için 4 toptan birini, 3 toptan da birini seçecek. Onu da yukarıda bulduk. 12 idi arkadaşlarım bunun da cevabı. İşte 12 bölü 21 çıktı. 3'e bölelim 4, 3'e bölelim 7. Olasılığı da 4 bölü 7. Neymiş? İstenilen durum bölü tüm durum. Hadi şuna bakalım şimdi. İki basamaklı kaç doğal sayı vardır diye soruyor. İki basamaklı doğal sayılarımız 10'dan başlar, 11, 12 diye 99'a kadar gider. Şimdi burada kaç tane sayı vardır sorusunun cevabını terim sayısını hatırladınız mı dostlar? Terim sayısı. Son terim eksi ilk terim 99 eksi 10 bölü artış miktarı birer birer artıyorlar arkadaşlarım. Bir de en son artı 1 vardı. Burası 89 yaptı. 89'u 1'e böldüm yine 89. 1 ile topladım 90 çıktı arkadaşlarım sorumuzun cevabı. 90 tane sayı vardır. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 ile bölünür? Şimdi en küçük 5 ile bölünen iki basamaklı doğal sayı 10. Sonra 15, 20, 25 diye 95'e kadar gidecek bunlar arkadaşlarım. Hadi buradaki terim sayısını bulalım. Terim sayısı eşittir. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Yani 85 yaptı burası. 85'i de 5'e bölüyorum hemen şöyle kenarda bölelim. 1 kere 5, 5, 3, 35'te 17 geldi. 17, bir daha 18 tane de 5 ile bölünebilen sayı varmış dostlarım. Devam edelim. Bir öğrenciden rastgele iki basamaklı bir sayı söylenmesi isteniyor. Öğrencinin söylediği bu sayının 5 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı nedir diye sormuş. Bakın ne demiştik? Olasılık eşittir. Şimdi tüm durum. Rastgele iki basamaklı bir sayı söyleyecek ya. Tüm iki basamaklı sayıları söyleyebilir değil mi? Tüm durumumuz bu. Kaç taneydi iki basamaklı sayılarımızın sayısı? 90 taneydi.
Diyor ki istediği şey de şu. 5 ile bölünen bir şey söylemesini istiyor bizden. 5 ile bölünenlerin sayısını bulacağız o zaman. Onları da bir önceki soruda bulmuştuk. O da 18'di. O zaman cevap da geldi arkadaşlarım. 18 bölü 90. 18'i de 90'la sadeleştirirsek 5 mi kalıyordu? 5 kere. Evet doğru. 1 bölü 5 çıkıyor. Sorumuzun cevabı arkadaşlarım. 3 numarayı da gömdük. Hemen 4'ü alacağız. Oo 4 yokmuş arkadaşlarım. Yine 3 numara devam ediyormuş. Daha bir sürü soru varmış. Hadi devam edelim. Ne diyor bu? 4 hemşire ve 6 doktorun çalıştığı bir hastanede 4 kişilik bir ekip kurulacakmış dostlarım. Kaç farklı biçimde kurulur? Şuradan hemşireden bir tane, doktordan iki tane demediğine göre şunu yapacağım. 10 tane kişiden 4 kişi seçeceğim arkadaşlar. Onun dörtlüsü yani. Bir Adana çıktı. 7. sorumuzun cevabı Adana. 8'e bakalım. 4 hemşire ve 6 doktorun çalıştığı bir hastanede 2 hemşire ve 2 doktordan oluşan bir ekip kaç değişik biçimde kurulur? Bak bu sefer 2 hemşire 2 doktor. Yani ben 4 hemşireden ikisini seçeceğim. 6 doktordan ikisini seçeceğim. 4'ün ikilisi 6'ın ikilisi. O da Bursa geldi kardeşim. 9'a bakalım. 4 hemşire ve 6 doktorun çalıştığı bir hastanede rastgele seçilen 4 kişiyle bir ekip kuruluyor. Bu ekibin 2 doktor ve 2 hemşireden oluşma olasılığı. Bak çok güzel hazırlanmış bu test arkadaşlar. Deminden beri 6 tane daha soru çözdük. 3'er 3'er hep şöyle yapılmış. Birinci soruda istenilen durumu bulduruyor ya da işte tüm durumu bulduruyor. İkinci soruda istenileni, üçüncü soruda da olasılığını soruyor. Güzel olmuş. İyi öğreneceksiniz burada arkadaşlar. Şimdi yine olasılığı soruyor bize. Şimdi neydi olasılık? Tüm durum. Tüm durum ne olacak arkadaşlarım? Paydaya tüm durumu yazacağız olasılık için. Tüm durum 10 kişiden 4 kişiyi seçme ihtimalimiz. Onun dörtlüsü. Onun dörtlüsünü şurada bulalım hemen. 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 4 ile 2'yi sadeleştirelim. 8 ile gitsin bunlar. Bir de 3'e bölelim. 3'e bölelim. 3. 3 kere 7 21. Bir de 10 ile çarptık. 210. Tüm durum yani 4 kişinin seçilme olayı 200 olmuş arkadaşlar. Şimdi şart yani istenilen duruma bakalım. Diyor ki ikisi doktor, ikisi hemşire olsun. Yani 4 kişiden 2'yi, 6'dan da 2'yi seçin diyor. Onu da burada bulmuştuk o istenilen şartı. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2'den 12 bölü 2'den 6. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den de 15. Yani 6 çarpı 15 o da ne yaptı? 60, 6 kere 5 30, 90 yaptı dostlarım. İşte olasılık geldi. Sıfırları götürdüm. 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 7. 3 bölü 7 çıktı arkadaşlarım sorumuzun cevabı. Evet şuna geldik şimdi. 4 farklı matematik, 3 farklı fizik, 2 farklı kimya kitabı. Düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanabilir? Dostlarım hiç şart yok bakın burada. Yan yana olsunlar, yok şunlar iple bağlayın gibi bir şart yok. O zaman toplamda kaç kitap var? 9. 9 kitabı ben rastgele olacak şekilde 9 faktöriyel şeklinde sıralarım diyorum. Hadi 11'e gelelim. 4 matematik, 3 fizik, 2 kimya kitabı, düz bir rafa, fizik kitapları yan yana. Bak burada şart bu. Şimdi 3 fizik vardı ya, fizikleri bağlayacağız arkadaşlar. İple bağladık. Bunlar yan yana olacak. Bunlar artık bir kitap. Peki ne oluyor bu durumda? 4. 1 de buradan geldi. 5. 2 de buradan. 7 faktöriyel. Ama bitmedi. 7 faktöriyel. Bir de ipin içine giriyorduk. 3 kitap da burada var. Çarpı 3 faktöriyel. İşte sorumuzun cevabı Denizli olacak arkadaşlar. Hadi 12'ye bakalım. 4 farklı matematik, kimya, fizik. İşte bir tarafa sıralanıyor. Fizik kitaplarının yan yana olma olasılığı. Şimdi neydi kural? 9 kitabı sen 9 faktöriyel şeklinde sıralıyorsun. Tüm durum bu. İstediği şart ne? Fizikler yan yana olsun. Fiziklerin yan yana olma durumunu da 7 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel diye söyledik. İşte olasılık da budur dostlarım. Hadi şurayı bir açalım. 7 faktöriyel dursun çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diye 3 faktöriyel açtım. 9 faktöriyel de 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye açtık. 7 faktöriyeller gitti.
3'e bölelim, 3'e bölelim 3, 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 4, yukarıda 1 kaldı, aşağıda da 3 kere 4'ten 12 kaldı dostlar. Evet, sorumuzun cevabı Bursa çıktı. Hadi bakalım, şimdi 13'teyiz. Kümesini rakamları kullanarak 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir? Bakın, rakamları farklı falan dememiş. Direkt 3 basamaklı kaç sayı yazılabilir diye soruyor. E ben buraya 0 hariç hepsini yazarsam, yani 5 tane rakam var, 5'ini de yazarım buraya. Şimdi buraya rakamları farklı demediği için bu 5 tane de yazarım, 0'ı da yazarım, 6 tane sayı yazarım. E sonuna da 6 tane sayı yazarım değil mi arkadaşlarım? Rakamları farklı demiyor. 5 kere 6 30, 6 kere 6, 6 kere 30 180. Sorumuzun cevabı Bursa geldi dostlarım. Geldik şu 14'e, hemen ona bakalım. Kümesini rakamlara kullanılarak 400'den büyük, 3 basamaklı 5'in katı olan kaç sayı yazılabilir? Şimdi 400'den büyük dediğine göre arkadaşlarım, ben buraya 4'ü veya 5'i yazabilirim. Yani iki seçeneğim var benim. Rakamları farklı dememiş. O zaman ben buraya hepsini birden yazabilirim. Yani 6 tane sayıyı da yazabilirim. 5'in katı olacak dediğine göre sonuna 0 veya 5 yazabilirim. Yani iki seçenek de burada var. 2 kere 6 12, 12 ile 2'nin çarpımı 24 geliyor bu sorumuzun cevabı. Şuna bakalım. Kümesinin rakamları kullanılarak oluşturulabilecek 3 basamaklı sayılar ayrı ayrı kağıtlara yazılıp bir torbaya konuyor. Rastgele çekilen kağıdın üzerinde 400'den büyük ve 5'in katı olan bir sayının olma olasılığı kaçtır? Gelin şunda tüm durumu bulalım şimdi. Tüm durum arkadaşlarım, bunları bir kağıda yazmış, poşete atmış ya, o poşette 3 basamaklı bu rakamlarla yazılabilecek tüm sayılar bulunur. E onu da biz 13. soruda çözdük, 180'di. 180 tane sayı var bunun içinde. Diyor ki 400'den büyük ve 5'in katı olan, istenilen durum bu. E onu da 24 diye bulduk. Cevap 24 bölü 180. 6'ya bölelim. Ne geliyor? 4. 6'ya bölelim 30. 2'ye bölelim 2. 2'ye bölelim 15. 2 bölü 15 sorumun cevabıdır. Hadi 16 numaraya geldik. 4'ü D1 doğrusu üzerinde, 5'i de D2 doğrusu üzerinden 9 nokta en çok kaç üçgen oluşturur diye bir soru sormuş. Şimdi bunu nasıl yapıyorduk arkadaşlarım? İki ihtimal var. Ya şu 4 noktadan birini seçecektik çarpı ve şu 5 noktadan ikisini seçecektik ki üçgen oluşsun. Bitmedi. Artı ya da şu 4 noktadan ikisini seçecektik ve 5 noktadan da birini seçecektik ki üçgen oluşsun. Şimdi şurası 4, burası 10, 40 buradan. Burası 6, burası 5, 30 da buradan, 70 tane üçgen oluşturabilirmişiz biz burada. Şuna gelelim. 4'ü D1 doğrusu olan 9 nokta vardır. Sadece bir köşesi D1 üzerinde olan. Yani diyor ki şunu yap sadece diyor. 4 tanesini, 4 taneden bir tanesini seçeceksin. Bir köşesi burada. 2 tanesi, 2 noktayı da, 2 köşeyi de 5 noktanın içinden seçeceksin. D2'den seçeceksin diyor. E bu da nedir? 4 çarpı 10'dan 40 yaptı arkadaşlarım. Son sorumuza bakıyorum. 4'ü D1 doğrusu üzerinde bilmem ne olan, tamam. Bu noktalardan rastgele çiziliyor. Bu üçgenin sadece bir köşesinin D1 üzerinde olma olasılığı. Dostum hemen diyorum ki tüm durum. 70 tane üçgen çiziliyordu burada. Sadece bir noktası, şimdi istenileni yazacağım. Sadece bir noktası D1 üzerinde olan da 40'tı sayısı. Sıfırları sildim. 4 bölü 7'yi de işaretledim gobeller. Evet, 3 numarayı da gömdük arkadaşlarım. Arkasındaymış hemen. 4 numarayı da şöyle koyalım. Ve bakalım odaklanmasına. Tamam. Şekildeki eş karelerden birinin üzerinde bir böcek vardır. Bu böceğin taralı bölgede bulunma olasılığı. Şimdi bak hemen olasılığını yazıyoruz. Tüm durum. Kaç tane kare var burada? 4, 4, 16 tane kare var. Bu 16 tane kareden bizden istediğini taralı yerlerden birini seçin diyor. 2, 4, 5 tane de taralı yer var. İstenilen bölü tüm durum 5 bölü 16 geldi. Hemen şuna bakalım. Şekildeki gibi bir hedefe ok atılıyor. Okun hedefe isabet ettiği bilindiğine göre beyaz bölüme isabet etme olasılığı nedir diye sormuş.
Dostum önce beyaz bölümün derecesini bir bulalım mı biz? 120, 220, 270, burası da 90 mı çıkıyor arkadaşlar? Yani bize şunu soruyor. 360 derece tüm durum. Tutup da diyor bizden istediği 90 dereceye denk düşsün diyor dostlarım. Hemen sıfırları götürdüm. 9'a böldüm. 1 bölü 4 geldi. Şuna bakalım. Selim'in evi ile iş yeri arası 10 kilometredir. Şimdi Selim'in 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilometrelik bir evi var. Selim'in yolun 3. ve 5. kilometrede arasında olma olasılığı. Selim'in şurada olma olasılığını soruyor arkadaşlar. Kaç bölüm var? 10 bölüm var dostlar. Bu 10 bölümden nereyi istiyor bizden? Şu ikisini istiyor sadece. O zaman 2 bölü 10. Yani 1 bölü 5 çıktı. Sorumuzun cevabı, olasılık bu. Yanında bir sınıfta 24 öğrencinin dağılımı verilmiştir. Gözlüklü, gözlüksüz, muhtemelen kızlar, erkekler diye de burasıdır. Ya da erkekler kızlar da olabilir arkadaşlarım. Bakalım basım hatası var burada muhtemelen. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüksüz bir erkek olma olasılığı, gözlüksüz erkek 4 olma olasılığını istiyor. İstediği şey 4. Tüm durum 24. 4 bölü 24 o da 1 bölü 6. Cevapla 4 üçlü için doğru yerleştirmişiz arkadaşlar. Evet, ilk 4 köşe taşını gömdük olasılığını arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kolay gelsin.